İster yüzlerce kişinin bağlı olduğu bir yönetici, isterse binlerce kişiye konser veren bir sanatçı ol. Eğer başarını paylaşacak dostların yoksa ve eve gittiğinde yalnız uyuyor ve sabah kalktığında arayacak, konuşacak kimseyi bulamıyorsanız, bankadaki bol sıfırlı hesapların ya da yaşadığınız konforlu evin sizi mutlu etmeyeceğinden emin olun. Düşünsene abi, param var ama mutluluk yok. Yani o para seni mutlu edemez, buna emin ol. Harvard Üniversitesi, mutlu ve mutsuz bireyleri birbirinden ayıran faktörlerin incelendiği bir araştırma yaptı. 1938 yılında başlayan ve 80 yıl süren araştırmaya 721 aile katıldı. Mutluluğu sağlayan en önemli faktörün güçlü ilişkiler olduğu saptandı. Günümüzde insanlar sosyal medyayı yalnızlıklarından kurtulmak için bir araç olarak görüyor. Ancak bu tercih tam tersi bir etki yaratıyor. Sosyal medya kullanımının giderek artan bir hızla bireyselliği, bencilliği ve yalnızlığı artırırken hayat tatminini düşürdüğünü ortaya koyuyor. İnsanlar sosyal medya sayesinde birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilecekleri yanılgısına düşüyor. Yalnızlık içinde kıvranan pek çok insan çözümü sosyal medyada arıyor. Ancak çaba harcamadan kurulan dostlukların değeri harcanan çaba kadar oluyor. Ayrıca aşırı sosyal medya kullanımı sosyal ve psikolojik izolasyona götürüyor. Bu kişiler gerçek dostlarından da uzaklaşıyor ve daha da yalnızlaşıyorlar. Türkiye iş yerinde mutluluk sıralamasında 45 ülke arasında tam 41. sırada. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisinin yıllık maliyeti tam 60 milyar TL'yi geçti. Güven ve mutluluk sadece fiziksel koşulların iyileştirilmesi, esnek çalışma ortamı, yan haklar gibi düzenlemelerle mümkün olmayabiliyor. Sanırım hiç kimse sabah uyandığında bugünüm öfkeli, kaygılı ve stresli geçsin, acılarla uğraşayım diye düşünmez. Doğamız gereği mutluluğa odaklı olarak yaşarız. Mutluluğun neden bu kadar önemli olduğu konusunda gelecek olursak, mutlu olmak başlı başına bir avantajdır. Bugün mutluluk üzerine yapılan araştırmalar, mutlu insanların daha uzun yaşadığını, daha sağlıklı olduklarını, iş yaşamında daha üretici ve verimli olduklarını ve daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Bunların dışında mutlu insanlar diğer insanlar tarafından daha çok sevilir ve evliliklerinden daha yüksek doyum alırlar. Belki de en önemlisi, mutlu insanlar diğer insanlara zarar vermezler. Mutluluk, kişinin hayatı keyif alarak anlamlı bir şekilde yaşamasıdır. Mutlu olan insan başkalarına zarar vermez. Mutsuz olduğumuz zamanlar mutluluğun kıymetini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Ne demiş büyük şair Halil Cibran? Hüzün ne kadar derin oyarsa varoluşunu, o kadar neşe sığar içine. Herkese mutlu bir ömür diliyorum. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.